anayasa demişken bir konuğumuz olacak. DİSK Genel Başkanı, biraz önce Murat Yetkin ve Kadri Gürsel de söyledi ve sen de söyledin tabii ki, yönetilemez bir durum var. Bir taraftan sadece öğrenciler değil, işçiler de ayakta, esnaf ayakta, ayakta olmayan kimse yok aslında bakarsanız. Ve gerçekten ciddi sıkıntılar yaşanıyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gitti. Ve Güzide basınımız tabii ki bu toplantıyı fazla irdelemedi. Üzerinde bile durmadı. Oysa ki önemliydi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı bu görüşme aslında devam eden İYİ Parti'nin içinde bulunduğu ve muhalefetin yürütmeye çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem ve işte önümüzdeki süreç, belki erken seçim diyor ve buna da tarih veriyor Meral Akşener aslında. Bu süreçte önemli bir görüşmeydi. Arzu Çerkezoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Hoş bulduk, iyi akşamlar Şirin Hanım. İyi yayınlar diliyorum Kadri Bey. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi görüşmenize geçmeden önce tabii ki bu programın öncelikli konusu olarak Boğaziçi Üniversitesi ve maalesef tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen, kol kola yürüdükleri için çok büyük suç, 30 öğrencinin durumuyla ilgili sizin de DİSK olarak ve şahsınızda tabii ki tepkinizi almak isteriz. Bu gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kol kola yürümenin tutuklanmayla sonuçlandığı bir durumdan bahsediyoruz çünkü. Buyurun. Ama sendikacılar alışkındır buna. Onun sendikacılar için alışkındır ama yine de ben doğru. İşçiler çok uzun zamandır buna maruzlar. Terörist olarak adlandırılıyor bu öğrenciler. Maalesef Türkiye'de hakkını arayan ve demokrasi talep eden herkese karşı siyasi iktidarın yoğun bir baskısı söz konusu ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle ilgili son durumu da biraz önce Ali Şeker milletvekilimizden öğrenmiş olduk. 30 arkadaşımızın, evladımızın, 30 gencin böylesi bir gerekçeyle tutuklanmak üzere savcılığa sevk edilmiş olması gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri demokrasi talep ediyorlar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri son derece haklı ve doğal talepleri olan bilimsel, layık, demokratik, özerk bir üniversite talep ediyorlar. Ve bunun için de kendi üniversitelerinde rektörün seçimle göreve gelmesi gerektiğini söylüyorlar ve siyasi iktidarın bu konudaki yaptıklarına, politikalarına en demokratik itiraz haklarını, protesto haklarını kullanıyorlar. Öğrencilerin, gençlerin özerk demokratik bilimsel üniversite talebinin böylesi bir baskıyla karşı karşıya kalması, yüzlerce öğrenci arkadaşımızın gözaltına alındığı ve tutuklama noktasına geldiği bir süreç asla kabul edilemez. Aslında tabii Türkiye'de yaşanan bütün bu gelişmeler, bütün bu süreçler birbiriyle çok ilişkili. Yani özerk demokratik bilimsel üniversite isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelen bu baskılarla ve onların bu mücadeleleri, bu talepleriyle insan onuruna yakışır bir asgari ücret mücadelesi veren bizlerin bu talepleri aslında örgütlü, sendikalı çalışma mücadelesi veren bizlerin bu talepleri aslında aynı sürecin parçalarıdır. Hepimiz demokrasi istiyoruz. Gençler okulda, üniversitede demokrasi istiyorlar. Biz iş yerinde, fabrikada, çalışma hayatında bir bütün olarak ülkede demokrasi istiyoruz. Ve bugün siyasi iktidarın bütün bu talepler karşısındaki, bütün bu son derece haklı talepler karşısındaki tutum da asla kabul edilemez. Bütün öğrencilerin serbest bırakılması ve Boğaziçi Üniversitesi'nde hem öğrencilerin, hem hocaların, hem bütün üniversite bileşenlerinin bu konudaki iradesine saygı gösterilmesi ve gereğinin yapılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Yani ben öyle bir durum ki, çünkü işçiler terörist hak aradıkları için. Memur hakkını aramaya kalksa ki artık arayamıyor, o da terörist. Muhakkak dış bağlantılı ve basın mensupları zaten, kafadan terörist. Hak hiç kaçarı yok. Kriminalize edildiği bir dönemden geçiyor. Öğrenciler peki ülkede herkes terörist, bir tek terörist olmayan MHP'li AKP milletvekilleri mi var? Mesela yeni anayasa çalışması için son derece heyecanlanmış Adalet Bakanı, içi titremiş. Çok heyecanlandım bu haberi alınca diyor Adalet Bakanı, ama bu arada onun Adalet Bakanı olduğu bir ülkede 30 tane öğrenci kol kola girdikleri için terörist suçlamasıyla ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ediliyor. İçinin heyecanlanması yerine acıması gerekmez mi diye sormak lazım.
Buradan devamlı belki Sayın Çerkezoğlu'yla bu önemli, yani İYİ Parti Genel Başkanı ile olan görüşmesine dönebiliriz Kadri. Evet, yani yargı reformu mesela, bunları da tartışılmıştı. 2019'daki tartışmayı, o iki yaz önceki tartışmayı hatırlayalım, iki sene önce. Yargı reformundan söz ediyorduk o zaman da. Ne oldu bu yargı reformu? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün üstlendiği, sahiplendiği bir konuydu, bir projeydi. Ama o haliyle bile ki çok çok yetersiz, idari düzenlemelerden ağırlıklı oluşan bir reformdu. Ve yargının, Türkiye'deki yargı sorunlarına hiçbir çözüm getirmedi, sorunları hiç hafifletmedi. Yani mesele şu, istediğiniz kadar anayasa yapın, istediğiniz kadar reform adı altında her ne yaparsanız yapın, siyasi kültürünüz ve niyetleriniz baki kaldıkça bu ülke yine yönetilmez olarak kalacaktır. Kalamaz ama, kalamayacaktır. Biraz önce Murat Yetkin'le de onu konuştuk. Yani gidişi hiç gidiş değil neticede mealen o oldu. Diğer tarafta da yani gidiş değil ama yanında da mesela güzel şeyler olabiliyor. Nedir o? Enteresan şekilde İYİ Parti'nin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek kabilinden yapmış olduğu açıklamalar var. İşte mesela Türkan'ın yapmış olduğu açıklama, bir intihalci profesörü rektörlük koltuğuna oturtmak için bu kadar gence zulüm yapmaya değer mi? Bu önemli bir şey. Yani kendisini sahada konumlandıran bir partinin bu tür itirazları haklı görmesi, bu itirazlara sakın yanlış anlaşılmasın, kendileri açısından da meşruiyet atfetmeleri, Türkiye'nin yarınları açısından da bence çok umut verici. Ben de Arzu Çerkezoğlu'nun, DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yapmış olduğu görüşmeyi bu bakımdan önemsiyorum. Bence önemli bir görüşme. Yani bir taraftan ülke gerçekten kasılıyor, kramp geçiriyor. Ciddi manada bir kramp geçiriyoruz şu an. Diğer taraftan da işte muhalefette önemli köprüler oluşturuyoruz Türkiye olarak, ülke olarak. Bu muhalefetteki gelişme, siyasi ve sosyal gelişme ve geleneksel işte mesela kutuplaşmaların muhalefet bazında aşılıyor olması ve burada çalışmaması muhalefette, ki kutuplaştırılmak istenen kesimlerin iz düşümleri var muhalefette. Muhalefette muhafazakarlar var, muhalefette merkez sağ var, iddiası var en azından. Muhalefette MHP kökenli, milliyetçi olarak kendilerini tanımlayan bir parti var. Aynı zamanda HDP var ve sol gelenekler var. Bu açıdan önemli, belki bize içeriği hakkında Arzu Hanım. Ama reklama gitmek zorundayız. Çok şeyler anlatacaktır şimdi, üçüncü bölümde. Aynen. Arzu Hanım, bu görüntü bence çok değerli bir görüntü. Yumrukları tokuşturuyorsunuz pandemi nedeniyle, el sıkışılamıyor. Şimdi siz sol kökenden geliyoruz diye tarif edebilir miyiz? Nasıl kendinizi tarif edersiniz? Kuşkusuz tabii. Kuşkusuz, ki. Yani tabii. DİSK olarak, DİSK bu ülkede emeğin haklarını savunan ve tabii 53 yıldır bu topraklarda işçi sınıfının hak ve çıkarları için mücadele eden ve bunu da işçi sınıfın iktidarı perspektifiyle yapan bir örgüttür. Hayır, ben de bugün onun temsilcisi olarak. Tabii DİSK öyle de ben sizin kendinizi seyircilerimiz için sordum. Siz Arzu olarak kendinizi nasıl tarif ediyorsunuz? Sosyalist, feminist, devrim, yani nasıl tarif ediyorsunuz kendinizi? Peki, şöyle söyleyeyim. Öğrencilik yıllarımdan itibaren yetiştiğim toplumsal zemin de dahil olmak üzere sol sosyalist değerlerle yetişmiş bir insan ve sosyalist mücadelenin içerisinden gelen ve bugün de emek hareketi içerisinde bu çizgide, bu politikayla ve bu değerlerle mücadele sürdüren ve DİSK'i de bu çerçevede, bu tarihsel dönemde bütün arkadaşlarımla birlikte kuşkusuz bu çizgide temsil etmeye çalışan birisi olarak tarif ederim tabii. Karşınızda da ülkücü hareketten gelen ve bütün siyasi mücadelesini ülkücü hareket içinde gerçekleştirmiş, sürdürmüş, devam ettirmiş. Şimdi de Türkiye'nin tek genel başkanı kadın olarak ve iki kadın, biri bir önemli işçi sendikasının, sivil toplum örgütlenmesinin başındaki bir kadınla diğer bir kadın bir araya geliyorlar
ve son derece farklı ideolojilerine rağmen en azından şu görüntüyü vermeyi başarılar. Bu çok önemli. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ben çünkü önümüzdeki dönemi bütün dünyada ve Türkiye'de... Niye böyle bir ihtimal var ki? Hayır. Yani. Hayır. Şundan dolayı. Sizlerin şahsında değil, erkekler için söyleyeceğim. Çünkü önümüzdeki dönem gerçekten kadınların siyasette son derece belirleyici olacağını zaten bütün dünyada konuşuyorduk. Şimdi dönüşte, reklamlardan dönüşte Arzu Hanım'a sormak istiyorum. Ne konuştunuz Meral Akşener'le? Ne sordu size? Siz ona ne sordunuz? Nerede buluştunuz? Nerede ayrıştınız birazdan?